bugün de böyle geç kalacağım tuttu yani. Bakalım yetişebilecek miyiz? Batman'ın küçük olmasa. Good morning, günaydın. Hediye daha açmadım, birlikte açarız. Şimdi okula yetişmeye çalışıyorum. Biraz bugün geç kaldım maalesef. Böyle dün akşamdan geç yatacağız da uyanma zor oluyor. Bugün tam video çekeceğim falan diyorum. Böyle planlıyorum her şeyi. Bugün de böyle geç kalacağım tuttu. Yani normalde uyumam ama alarma basmışım. Normalde ben biraz fazla alarm kuruyorum. Bugün saat böyle 8'e bile 8.30'a kurmuşum. Böyle saçma bir durum oldu yani. O yüzden 8.30'a kurulan alarmda 8.40'da falan 9'da ders başlıyor. Bakalım yetişebilecek miyiz? Biraz tabii ki acele etmek gerekiyor. Böyle de bir şeye tanık oluyorsunuz. Normalde hiç geç kalmam. Hatta bayağı erken falan gidiyorum. Yani gayet normal yetişiyorum. Ama bugün böyle oldu. Neyse, yapacak bir şey yok. Arada böyle olur. Bugün de yoğun bir gün yine. Çünkü sabahtan ders var. Öğleden sonra da okul sınavlar var. O yüzden hani eve geleceğim büyük ihtimalle. Ondan sonra tekrar gideceğim sınav için. Şöyle bir saatliğine falan gelirim diye düşünüyorum. O zaman zaten yine sizinle konuşuruz. Mesela şu an gidiyoruz. Batman'ı seçme nedenlerimizden bir tanesi de böyle. Batman'ın küçük olması ve hani her yere rahat bir şekilde gidebilmemiz. O yüzden şu an mesela rahat bir şekilde yetişiyoruz. O yüzden bu beni mutlu ediyor. Eğer daha büyük bir şehir olsaydı o gidişi tabii ki çok zor olacaktı. Hani bir yere yetişmeniz vesaire. O yüzden böyle küçük şehirlerin de bu avantajı çok iyi oluyor. Bir yere geç kalsanız da kısa bir sürede yetişebiliyorsunuz. Özellikle bu iş için ve sabah çalışıyorsanız bu çok iyi oluyor. Bu şekilde şimdi bayağı bir yaklaştık. Güzel. Teşekkür ederim. Günaydın. Günaydın. Naber? Normalde böyle 3 derse girip ya da 4 ders işte neyse girip çıkıyorduk. Şimdi eve gidiyorum. Fakat öğleden sonra sınav olduğu için yine geleceğim. Öğrenciler bir hediye verdi. Hediyeyi daha açmadım. Birlikte açarız. Öğretmenler odasında açar mısınız diyor. Çok mütevazı. Aynen. Şöyle. Birazdan açarım, gösteririm. Ben de merak ettim. Ara tatili de zaten var artık. Seminerler de online olarak gerçekleşecek. Onu da kesinleşmiş oldu. Şimdi bakalım eve gidiyoruz. Evde de birkaç video çekmeyi planlıyoruz. Yine sınav saatine kadar. Saat 1'e doğru çünkü yine okula gitmem gerekiyor. Ondan sonra saat herhalde 14.20 yani 3'e doğru falan çıkarım diye düşünüyorum. Belli de olmaz, biraz daha gecikebilirim. Yani bu şekilde bugün sizlerle bir günü paylaşıyorum. Şimdi hafif bir şeyler yedim. Onun için de şöyle biraz muz. Şu Nesbit'in kahvaltılık yemeğinden biraz katacağım. Çok abartmadan. Bu böyle içerisinde çilek var. Gayet güzel ve doyurucu oluyor. Onu şöyle katıyorum. Geçenlerde bir haftalık vlogumda göstermiş olmam gerekiyor. Şöyle kuş burnu var. Ve böyle kurutulmuş incir falan vardı. Şundan da bir iki tane atalım. Şöyle. Şimdi birazcık süt üstüne. Bayağı besleyici bir şey oluyor gerçekten ve bayağı uzun bir sürede tok tutuyor. Üzerine şöyle sütü biraz bol döktüm. Daha güzel oluyor. Ve işte hazır. Hem öyle kahvaltıyı çok ağır geçirmemeye çalışıyorum. Normalde biliyorsunuz şu an hani bitmişti gün ve düzgün bir kahvaltı ediyordum. Fakat şu an kahvaltıyla vakit harcamak istemediğim için, sınav olduğu için bu biraz yoğun bir haftada çekiyorum aslında bu videoyu. O yüzden böyle hemen karın doyurucu bir şey hazırlamak istedim. Ve hazır. Öğretmenler günü içinmiş. Aslında daha bayağı vardı mı? Böyle iki haftam ara tatil falan olacak ya, onlarla dersimiz olmayacak diye. Ben sadece bu kısmını görmüştüm. Çok tatlı.
Şaşırdım bugün böyle bir hediye gelmesine. Makası bulamadım. Şimdi şununla biraz yırtacağız. Mecbur. Paketleme sağlam ya. Biraz uğraşacağım, dur. Şimdi gelin birlikte açalım. Neymiş bu? Flash. Vay. Şöyle. Beklemiyordum flar olmasını. Ya çok güzelmiş. Bir kere zaten düşünmeleri yeter. Anlamlı bir hediye olduğunu düşünüyorum. Severek de kullanırım flar böyle. Böyle bu aralar zaten flara böyle merak salmıştım. Özellikle kış ayında falan çok güzel olur. Deseni güzel. Ben böyle beklemiyordum açıkçası. Ne bileyim, hoşuma gitti bayağı. Teşekkür ediyorum. Böyle anlamlı bir hediye oldu. Bu okuldaki ilk böyle öğretmenler günü hediyesini de almış olduk. Şaşırdım. Ve beklemediğim bir anda gelince hediyeler insanı daha mutlu ediyor. Bilmiyorum. Güzeldi. Özellikle bir de bu videoyu çektiğim güne denk gelmesi de değişik bir tesadüf oldu. Ben de sizlerle paylaşmak istedim. Böyle işte güzel kalpli öğrencilere denk gelmek de güzel oluyor. Bilmiyorum. Şu an ne diyeceğimi bilemedim. O şekilde sizlerle de paylaşmak istedim. Ki öğretmenlik mesleğinde gerçekten sorunlar var. İşte bazen bazı şeylerden şikayet ediyoruz ama hani bence en anlamlı şeyi, hatta bu da değil, şu not bile yetiyor. Çünkü mesela ben başlayalı çok olmadı ama birkaç haftada bile böyle ne bileyim öğrencilere dokunabilmek, kendini sevdirebilmek, onlarla iyi bir iletişimin olması, bu bile insana yetiyor. Bilmiyorum, ben çok mutlu oldum. Özellikle nota çok mutlu oldum. Burayı çünkü görmüştüm. Şurayı görünce daha bir mutlu oldum. Yani hediye gerçekten hiç önemli değil. Böyle not bile yazıp veriyorlar ya, onları falan ben hep saklıyorum. Mesela ilk sene çalıştığım yerde de böyle notlar almıştım. Onları falan hep saklıyorum. Tabii ki bunu da saklayacağım. İleride böyle dönüp bakarım diye düşünüyorum. Evet, şimdi kanala iki tane video çektik. Bunlardan ilki psikoloji videosu. Bir tanesi sınav stresiyle ilgiliydi. Çok istenen bir videoydu. Bir diğeri de depresyonla ilgiliydi. Yine o da istenen videolardan. Onları da yakın zamanda paylaşırız diye düşünüyoruz. Bu arada mikrofon aldık. Videoma konuşuyorum şu an. Bu arada mikrofon da aldık böyle ikili. Artık ses problemini çözdüğümüzü düşünüyorum. Yani seslerin daha iyi olabileceğini düşünüyorum en azından. Birkaç video hatta öyle geldi. Ben ne İngilizce videosunu o şekilde yayınladım. Gayet güzeldi ses kalitesi. Bu şekilde. Şimdi akşam işlerimiz var. Çok yoğun geçiyor. Ben üzerimi değiştireyim. Ondan sonra işime bakayım. Sınav hazırladım geldiğimden beri. Çünkü yarın okulda İngilizce sınavım var. Onları hazırladım. Yoğun bir gün olmaya devam ediyor. Aslında hani ne kadar ne çektim, ne yansıtabildim bilmiyorum size. Bugünü böyle çekmek istedim. Çünkü çok fazla sorun oluyordu. İşte iş nasıl gidiyor vesaire diye. Elimden geldiğince de hani sizlerle paylaşmaya çalıştım duygu ve düşüncelerimi. Biliyorsunuz hani pandemi dönemi olduğu için de şu an yani durumlar gerçekten karışık. Sonuçta bazı gruplar gelmiyor okula fakat onlara da sınav oluyor falan. Hani böyle gerçekten değişik bir durum var. İşte önümüzdeki hafta ara tatile falan çıkıyoruz. Ve bilmiyorum, böyle tam şey olmadı sanki. Hani okula bir adapte olamıyorsun. Çok fazla gitmediğin için yani öğlene kadar çalışıyorsun. İşte online dersler falan filan diyorsun. Zaten online derslerin ben o kadar çok verimli olduğunu düşünmüyorum. Bir de online ders daha çok yoruyor. Sınıfta ders anlatmak gerçekten çok çok daha güzel. Çok çok daha eğlenceli. Online ders hem daha yorucu hem ne bileyim bir takım aksaklıklar oluyor, her öğrenci katılamıyor falan derken bunlar negatif yanları diyebilirim. İşte yarın da bakalım sınav var. Sonuçta
derse hiç girmeyen öğrenciler var. Nasıl olacak bilmiyorum. Bakalım sonuçları nasıl gelecek. Öyle elimizden geldiğince artık sınavı hepsine göre hazırlamaya çalıştık. Ama bakalım sonuçları göreceğiz. Ben de böylece bir iş gününü sizlerle paylaşmış oldum. Yine sormak istediğiniz sorular varsa, merak ettiğiniz bir şeyler varsa benimle aşağıda yorum olarak yazabilirsiniz, paylaşabilirsiniz. Zaten bu videoların devamı gelecek. Gerek öğretmenlikle ilgili, gerek ben neler yapıyorum. Aday öğretmenlik süreci, işte bu dönem pandemi döneminde öğretmenlik nasıl oluyor diye. Dilerseniz böyle de bir sorularınız olursa bunları da cevapladığım bir video gelebilir. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Akşam uzun daha. Son olarak yine sınavların bir son hallerini yapmam gerekiyor. Biraz çabuk olmam gerekiyor çünkü yapılacak çok fazlasıyla iş var. Yarın okulda nöbetçiyim bütün gün. Sonra öğleden sonra sınavlar var falan derken yarın da böyle yoğun bir gün olacak benim için. O şekilde. İzlediğiniz için videoyu çok teşekkür ederim. O zaman bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Dediğim gibi sorularınız olursa aşağıya yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda tekrar görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.